Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün size nefis bir tarif vereceğim. Tadı damağınızda kalacak. Kabak sevmeyenlerin bile inanın bayılarak yiyeceği katıklı dolma tarifi vereceğim. Bitlis yöresine ait bir yemek. Çok da nefis oluyor. Kabağı sevmiyorsanız bir şans daha verin diyorum ve tarifime geçiyorum arkadaşlar. Gerekli malzemelerin hepsini tezgahımın üzerine hazırladım. 4 orta boy kabağım var. Kabuklarını soydum. Onlar hazırda bekliyor. 1 çay bardağı kadar ince köftelik bulgurum var. 1 tatlı kaşığı salçam. 150 gram, 200 gram kadar kıyma kullanacağım. Baharat olarak da pul biber, karabiber ve tuz kullanacağım. İlk olarak yemeğimi, bulgurumu şöyle ıslatarak başlıyorum. Hemen 1 çay bardağı bulgurun üzerine 1 çay bardağı kadar da sıcak su ilave ediyorum. Hemen bir karıştıracağım. Sonra kapatıp kenara alacağım. Daha sonrasında da şöyle kıymam, baharatlarını da kenara alayım. Kabaklarımla yemeğime devam ediyorum. Soymuş olduğum kabaklarımı şu şekilde iki parmak aralıklı kesiyorum. Ben 4 adet kabak kullandım ama dilerseniz malzeme sayısını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Kabaklarımın şu şekilde iç kısımlarını çıkartacağım. Dilerseniz benim kullanmış olduğum aparat gibi aparatınız varsa onunla da çıkartabilirsiniz ya da bir bıçak yardımıyla aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Her iki tarafından da aynı şekilde kabağın iç kısmını çıkartıyorum. Evet, bu şekilde kabaklarımın hepsinin içini oyarak çıkartacağım. Kıymalı ve bulgurdan oluşan muhteşem bir iç harç hazırlayacağız. Kabağın baharatların da lezzetiyle gerçekten çok güzel bir yemek olacak arkadaşlar. Artık son parça kabağıma geldim. Onun da şöyle içini çıkardıktan sonra artık iç harcımızı hazırlamaya geçebiliriz. Kabakların içinden çıkardığım iç kısımlarını değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdilik kenara alıyorum. Kıymamın üzerine de sıcak suyla ıslatmış olduğum bulgurumu ilave ediyorum. Ben kıymayla bulguru çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Baharatlarımı da ilave edeyim. 1 tatlı kaşığı kadar da salça kullanacağım. Şimdi güzelce bir karıştıracağım.
Ben kuzu kıyması kullandım. Daha nefis olacaktır. Ama elinizde dana kıyması varsa hiç sıkıntı değil. Onunla da olur arkadaşlar. Kıymalı bulgurlu harcımı güzelce hazırladım yoğurarak. Şimdi artık şu şekilde tabaklarımın içine harcımdan dolduruyorum arkadaşlar. Aldığı kadar şu şekilde. Her iki tarafı da düz olacak şekilde harcımı dolduruyorum. Başta başına harika bir yemek arkadaşlar. İnanın sunumu olsun, yemeğin kendisi olsun. Çok nefis. Bir de çok pratik yani evde bulunan malzemelerle. Eğer ki kabağınız varsa evde. Gerçekten dediğim gibi evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek harika bir yemek. Fazlasını şöyle alıyorum. Kabaklarımın içine kıymalı harcımı doldurdum. Bu şekilde de dizdim. 4 kabaktan görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir tencere yemek çıktı arkadaşlar. Hemen üzerine birazcık tuz ilave edeceğim. İç harcını attım ama kabaklarımda tuz olmadığı için birazcık şöyle bir tutam diyelim. Tuz ilave ettim. Sonrasında da yarım çay bardağına yakın sıvı yağımı döktüm üzerine. Şimdi bir çay bardağı da su dökeceğim. Hemen dolma taşım var. Onu da üzerine kapatacağım. Şu şekilde hemen tenceremin de kapağını kapatacağım. Ocağı alacağım arkadaşlar. Piştikten sonra da servis esnasında sizlere göstereceğim. Katıklı dolma yemeğim pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Biraz da dinlendi. Size şu şekilde göstereyim. Hemen şimdi sunum için tabağımı alacağım. Ama öncesinde yemeğimi ocağıma koyduğumda ilk etapta yüksek ateşte, daha sonrasında da altını kısarak kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirdim. Çok da nefis pişmiş. Hemen servis tabağımı alacağım. Sunum için hazırlayacağım. Servis tabağıma aldım yemeğimi. Sarımsakla hazırlamış olduğum yoğurdumu şöyle üzerine gezdiriyorum. Tereyağı, toz kırmızı biber ve salça ile hazırlamış olduğum nefis de bir sosum var. Onu da şöyle yoğurdun üzerine ilave ettikten sonra yemeğim artık sunum için hazır, yemek için hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yemeğimi beğenmişsinizdir. Yiyenlere, yapanlara şimdiden afiyetler olsun diyorum. Burada videomu sonlandırıyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum.